Seyhan'ın Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgiler, saygılar, sizlere selamlarımı da sunuyorum. Malum kışa hazırlık hep her zaman için yapılıyor. Benim evimde ummalı bir şekilde turşularımı kurdum. Karışık turşu. Hemen malzemeler listesine geçelim. Ön aşama olarak böyle 8 adet küçük baş sarımsağı ben bir kase içerisine 1 saat boyunca ısladım. Kabukları daha rahat soyulsun diyerekten. Sonrasında işte biberlerimiz var, sivri. Çok acı değil çünkü mide rahatsızlığımız var, acıyı yemiyoruz. Yarım kilo biber. Her bir 2 kiloluk bidon için bir çay bardağı kaya tuzu ve işte gördüğünüz gibi soyulmuş sarımsaklar ve sirkemiz var. Onu da ölçüsünü söyleyeceğim ben. Turşuluk, küçük salatalık, acur var. Sonrasında da 4 tane ben unutmuşum malzemeler listesini göstermeyi. 4 tane de büyük havuç koyuyorum ben. Şakla dediğimiz veya hani kelek küçük böyle bir hayli küçük. Hani portakaldan da bir tık yani limon boyutunda diyebilirim. O şekilde hani keleklerimiz var. Şimdi kabuklarını soyuyoruz. Çünkü hani yerken biraz sert oluyor. Bu yüzden ben kabuklarını soyuyorum. Bu arada hani ablam da misafirimdi artık tabii ki. Evine gitti. Bir haftalık misafirimdi. O da bidonlarda çok yer kaplamasın diyerekten biberlerin baş kısımlarını kesiyor. Ve ben keleklerin şöyle orta kısımlarını da alıyorum. Çekirdekli kısımlarını. Ben hani bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl şekilde yapıyorsunuz? Benim yaptığım şekilde de yaparsanız aslında güzel de oluyor. Şimdi hala ben kelekleri doğrama ve ortasında alma işlemi yapıyorum. Ablam da böyle çok büyük olan acurları ikiye veya üçe bölme işlemi yapıyor. Biberlerin zaten başları kesildi, bakın hazır. Ve de dediğim gibi 4 adet de havucumuz yıkandı. Tabii ki bütün gördüğünüz gibi sebzelerimiz zaten en başından yıkandı. Temiz bir şekilde hazırlanıyor. Ve ben havuçları da böyle iri iri bütün bütün atmıyorum. Doğruyorum şu şekilde. Hani turşumuz hazır olduğunda yemesi daha kolay olsun ve de yumuşak olsun diyerekten. O şekilde doğrama işlemi yapıyorum. Ve sizler limon tuzu kullanırsanız hani turşunuz çok daha verimli ve uzun ömürlü olacaktır. Ben malum tüm malzemeleri almışım fakat limon tuzu almayı unutmuşum. Fakat her bir 2 kiloluk bidonlara, cam bidonlara kuruyorum ben. Her bir bidon için bir büyük ama büyük limon kullanıyorum. Şimdi bir su bardağı da sirkemiz var. Yani her bir bidon için bir su bardağı 200 milimlik klasik su bardağı ile sirke koyuyorum. Ve de dediğim gibi de malzemeler kısmında gösterdiğim gibi de bir çay bardağı da kaya tuzu kullanıyorum her bir bidon için. Bu gördüğünüz cam bidon 2 kiloluk. Şöyle hiç özenmeden, rastgele, hiç böyle güzel güzel yavaş yavaş dizmeden rastgele atıyorum. Tüm gördüğünüz sebzelerden karışık olarak. Ve tuzu arasını da hani serpiştirebilirdiniz. Ben en üst kısmına koyuyorum. Şöyle biraz ayırdım. Hani tuzu belki çok mu fazla olur? Bir çay bardağı çok belki fazla gelebilir diyerekten. Limonlu ve sirkesini de koyuyorum gördüğünüz gibi. Ve de önceden ısıtmış ve de tamamıyla soğutmuş olduğum. Buna da dikkat edin. Direkt çeşmeden koymayın. Bu şekilde daha sağlıklı, daha verimli olacaktır. Su koyuyorum. Ve ikinci bidonumu hazırlıyorum. Dediğim gibi o ilk tuzu böyle hani tam fazla mı gelir diyerekten düşündüm. Fakat sonrasında onu da o tuzu da ilave ettim. Yani toplamda her 2 litre 2 kiloluk gördüğünüz bu cam bidonlara bir çay bardağı kaya tuzu ve bir su bardağı sirke ve her bir bidon için bir adet limon suyu koydum. Açıklamalar kısmına lütfen dikkat ediniz. Malzemeler kısmını çok dikkatli okuyunuz. Ve bir adet yarım limonu da şöyle bir kiloluk bir cam bidona kuruyorum. Ona da bir çay bardağı sirke koyuyorum. Yani diğer bidonlara koyduğumun yarı ölçüsünü yani yarım
Çay bardağı tuz, kaya tuzu, yarım limon ve bir çay bardağı sirke koyuyorum. Diğerlerine bir su bardağı koydum. Tabii ki aralarına işte sarımsaklarını vesaire koyuyorum. En üst kısmına da hani bozulmasını engellemek için böyle saplarını kesinlikle hani koparmayın. Çeyrek ya da hani yarım, toplamda hepsine üçüne de yarım bağlam maydanoz gitti. Sizler tahmini hani daha az veya daha çok da koyabilirsiniz. Bu şekilde çalkaladım. Hani dibine tabii ki bir müddet için hani sirkeler çökebilir. Ara ara hani böyle çalkalayabilirsiniz. Sonrasında zaten her altı üstü eşit olacaktır. Bu şekildeydi. En son size gösteriyorum ve videomun sonuna gelmişim. Abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sosyal medyada paylaşabilirsiniz videomu. Hoşça kalın.